Kuzu Grubun sunduğu Çıkış Yolu devam ediyor. Fuardaki gezintimiz bütün hızıyla sürüyor. TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleşen 38. Yapı Fuarı'na hazır yapı sektöründe faaliyet gösteren Hekim Holding 4 firması ile 4 ayrı standa katıldı. Dünyanın 5 büyük yapı fuarından biri olan İstanbul Yapı Fuarı, 38 yıldır Türk yapı sektörünün ve bölgenin en büyük organizasyonu niteliğini taşıyor. Fuarımız gayet güzel geçiyor. Gerek yurt içi gerek yurt dışı ziyaretçilerimiz var. Yeni müşterilerimize ulaşıyoruz. O anlamda yapı fuarı bizim için çok olumlu geçmektedir. 1000 çalışanı, 170 bin metrekare üretim alanıyla yapı sektöründe faaliyet gösteren Hekim Holding, 6 kıtada 90 ülkeye ihracat yapıyor. Kaynaksız yapım teknolojisiyle ürettiğimiz hazır yapılarımızda fiber sement kullanılmaktadır. Bu yıl itibariyle 6 kıtada 90 ülkeye ihracatımızı gerçekleştirdik. Yıl sonu itibariyle 100 farklı ülkeye ihracatımızı yapmayı planlamaktayız. Bu sayımızı bu yılın sonu itibariyle 100'e ulaştırmak hedefimizdir. İnovatif ürünlerle ihracatını artıran Özge Yapı'ya fuarda yabancı ilgisi yoğundu. 38. Yapı Fuarı'nda olmaktan mutluyuz. Her sene fuarımıza katılıyoruz. Özellikle bu sene yurt dışından gelen taleplerimiz çok fazla. Gelen müşterilerin %60'ı, %70'i yurt dışından geliyorlar. Bizim hedef ülkelerimizden geliyorlar. O da güzel bir şey. Çünkü biz genelde Arap ülkeleriyle çalışma yapıyoruz. Özellikle Orta Doğu'da çalışma yapıyoruz. Bu sene çok Libya'dan, Kuveyt'ten, Katar'dan müşterilerimiz geldi. Onlarla görüşmeye devam ediyoruz. Bayilerimiz geliyor. Onlarla devam ediyoruz sohbetlerimize. Fuar bizim için hem yeni müşteri portföyü oluşturuyor açısından hem de eski müşterilerimizle sürekli bir araya gelmek açısından önemli bir fuar. Burcu Doğan, kazandığımızı sürekli yatırıma dönüştürerek istihdam ve ihracatımızı artırmak ana hedefimiz diyor. Özge Yapı yurt içinde ve yurt dışında sektörel bazda tüm yenilikleri hem dışarıdaki çalışmaları takip ediyoruz hem de kendi içimizde araştırma geliştirme faaliyetlerimiz, üretim geliştirme faaliyetlerimizle çelik konstrüksiyonda hep bir adım daha öteye çıkartmaya çalışıyoruz prefabrik binaları. Hem makine ve ekipman yönünden hem de yetiştirilmiş insan gücü açısından yatırımlarımız her konuda devam ediyor. Biz bu sektörden kazandıklarımızı bu sektöre yatırmaya devam ediyoruz açıkçası. Ülkemiz zaten deprem kuşağında bulunuyor. O yüzden prefabrik okul binaları, hastaneler, revirler bu tarz hizmetleri de vermeye devam ediyoruz. Yapı sektörünün birçok alanında üretim yapan Hekim Holding, entegre bir yapıya sahip. HEBO Yapı sektörde 20. yılına yaklaşan modüler ürünler üreten bir firma. Kaynaksız üretim teknolojisi bizim teknolojimiz. Yaklaşık 20 yıldır biz bu piyasada üretim yapıyoruz ve ana hedefimiz her zaman kalite. Ürünlerimizde kullandığımız malzemelerin çoğu kendi üretimimiz. Bu da bir üretim hızımızı artırıyor ve müşteri memnuniyetimize de dolayısıyla etkisi oluyor. Sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verdiklerini belirten Başak Şahin Doğan, kimsesiz çocuklar için kumbara kabin sistemini geliştirdiklerini söylüyor. 2015 yılı içinde sosyal sorumluluk projelerine ve çevreye, ekoloji duyarlı ürünlere ve üretim sistemine ağırlık vermek istiyoruz. Bu nedenle de daha sürdürülebilir, sıfır karbon salınımı, enerji tasarrufunu göz önünde alarak üretimler yapıyoruz. Ayrıca kullandığımız ham maddelerde de doğaya duyarlı ve çevreye az zarar veren ve zararsız ürünler kullanmaya çalışıyoruz. Yeni bir projemiz var, bir kumbara kabini yaptık. Kumbara kabinimiz kimsesiz ve ihtiyacı olan çocuklar için oyuncak ve kitap toplamak için tasarlandı. Bunu şehrin belli noktalarına kurmayı ve burada insanların katılımıyla içinde oyuncak ve kitap biriktirmeyi onu da kimsesiz çocukların yardımında kullanmayı amaçlıyoruz. Yıllık 2 milyon metrekare sandviç panel üretim kapasitesine sahip Hekim Yapı, yeni yatırımla kapasitesini yıl sonunda 2 katına çıkarmayı planlıyor. 2001 yılında kurulan tesislerimize her geçen gün yapılan yatırımlarla yıllık 125 bin metreküp kapasiteye ulaşmış durumdayız. Kurulduğumuz günden bugüne kadar kendi çatımız altında 3 yeni marka çalışması da yaptık ve yeni üretimlere başlandı. Yeni yapılan yatırımımız da 2015'in ikinci yarısında kapasitemizi %100 arttırarak poliüretanlı sandviç panel üretimine başlıyoruz. EPS konusunda da yaptığımız yatırım da 2016 yılının başlarında yine kapasite artırımı ile olacaktır.
Burada da yaklaşık %100 bir kapasite artırımı bekliyoruz. Yıllık 1 milyon metreküp üretim yapacak şekilde kontinye bir hatla üretime başlanacaktır. Her geçen yıl yeni yatırımlar, büyüme hedefleriyle ilerleyen bir firmayız. Bu da biz çalışanlar olarak bize sürekli heyecan veriyor. Aysun Ecin, hedefimiz kapasite artırımıyla hem iç piyasada hem ihracatta büyümek diyor. Türkiye genelinde 120'ye yakın bayi ağımız var. Bu bayilerimizle birlikte tüm ürün gruplarımızda çalışmalarımızı birlikte sürdürüyoruz. Toplam 50'ye yakın ülkeye ihracatımız var. 2015 yılı içerisinde ve 2016 yılı içerisinde ihracat yaptığımız ülke sayısını ve ihracat rakamlarını arttırmak birinci hedefimiz. Bu çalışmayla ilgili yorumun ne? Stantı da gezdin, fuarı da dolaştın. Hekim Holding yapı sektöründe Türkiye'nin en büyük oyunculardan bir tanesi. Fuarda 4 ayrı standta 4 firmasıyla katılan tek kurum özelliğini taşıyor. Tabii aile eskiden beri yapı sektörünün içerisinde hizmet veriyor. Şu anda 1000 çalışanı var, çok büyük ihracatları var. 170 bin metrekarelik bir üretim kampüsleri var. Orada çok farklı alanda da üretim yapıyorlar. Ayrıca sosyal sorumluluk alanda da Türk ekonomisine özellikle sokak çocuklarına hizmetleri var. İki kardeşin başarısı bugün Türk ekonomisine ciddi istihdam sağlıyor, ihracat sağlıyor. Umarım büyümesini devam ettirirler. Çünkü gerçekten bu tam gizli cevherlerden bir firma niteliğinde kendileri.